130 olsa, 880 olsa, kaç sayfa? 52 sayfa. 52 sayfa. Demek ki 2 sayfa yapsak günde, yani bir ay. Bir aya biter inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Hicri 16, değil de miladi 16 Ekim 1993. O Rabiül Evvel, Rabiül Ahir bitti, Cemaziyel Evvel. Bir Cemaziyel Evvel 1414. İzziye başlamış oluyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecma'in. İ'lem enne tasrife fil lügati et teghiru ve fil sinaati tahvilul aslil vahidi ila emsiletin muhtelifetin bima'anin maksudetin la tahsulu illa biha summa al-fi'lu imma sulasiyyun wa imma ruba'iyyun wa kullu wahidin minhumā imma mujarradun wa imma mazīdun fīhi wa kullu wahidin minhumā imma sālimun aw ghayru sālimin wa na'ni bis-sālimi mā salimat حروفه الأصلية التي تقابل بالفاء والعين واللام من حروف العلة والهمزة والتضعيف أما الثلاثي المجرد السالم فإن كان ماضيه بفتح العين على فعل فمزارعه يفعل أو يفعيل بضم العين أو كسرها نحو نصر ينصر وضرب يضرب فيجيء مزارعه على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه أو لامه حرفا من حروف الحلق وهي ستة الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والهمزة والخاء. ترس saymış olduk. نحو سأل يسأل ومنع يمنع وأبى يأبى شاذ فإن كان ماضيه على فعل بكسر العين فمزارعه يجيء على يفعل بفتح العين نحو علم يعلم إلا ما شذ نحو حسب يحسب وأخواته مثل ومغ يمغ وورس يرس وإن كان ماضيه على فعل مزموم العين فمزارعه يفعل بضم العين نحو حسن يحسن وكرم يكرم وأما الرباعي المجرد فله بناء واحد فهو فعلل يفعلل فعللة وفعلالا كدحرج يدحرج دحرجة وأما الثلاثي المزيد تقلل.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdü, her türlü övülme kime mahsustur? Lillahi, Allah'a. Öyle Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi. Vessalatü salat, yani Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua. Vesselamü selam, yani dünyada da ahirette de selamet. Kimin üzerine olsun? Ala seyyidina, bizim Efendimiz üzerine. O da kimdir? Muhammedin Muhammed. Ve alihi Ali üzerine de olsun, ecmain, bütününe, cemisine. İ'lem, sen bil. Neyi bil? Enne tasrife fil lügati. Tasrif kelimesi lügatte, yani sözlükte ne manasındadır? Et-tagyiru, tagyir manasına. Tasrif demek tagyir, değiştirme. Gayriden geliyor. Lügatte tagyir manasındadır. Ve fis sinaati, sinaatta, yani istilahta. Her ilmin kendisine göre bir dili var ya, işte ona istilah denir, işte ona sinaat denir. Öyle de denir, böyle de denir. Ve fis sinaati, sinaatta, yani istilahta. Bu ilmin dilinde de. Nedir? Tasif, tahvilül aslil vahidi ila emsiletin muhtelifetin. Bir asli, bir kökü muhtelif misallere çevirmek. Nasara'yı alıyorsunuz, onu 14 şekle sokuyorsunuz. Nasara, nasara, nasaru, nasaret. İşte bu tahvildir. Evirme, çevirme. Niçin? Limeanin maksudetin. Kastedilen manalar için. Siz yardım etti diyeceksiniz. İki kişi nasara yardım etti, müzekker. Peki, kadın yardım ettiyse nasıl diyeceksin onu? Nasaret. İki kişi yardım ettiyse nasıl diyeceksin onu? Nasara. Çok kişiler yardım ettiyse nasıl diyeceksin? Nasaru. Ben yardım ettim diyeceksin. Nasart. Biz yardım ettik diyeceksen ne diyeceksin? Nasarna. Demek ki kastedilen manaları ifade etmek için bir asli, bir kökü tahvil etme, evirip çevirme, döndürme. Buna ne denir? Tasrif denir. Sarf ilmi de oradan geliyor. Bu ilmin adı sarf. Ne demek? Sarf, evirme, çevirme. Kastedilen manaları ifade edebilmek için bir kelimeyi çeşitli şekillere sokma. Ne? Tevhid değil. Tevil de o da evirme çevirme. Bir şeyi aslına döndürme. Bir şeyi aslına döndürmeye evirme çevirme tevil denir. Bu da tahvil. Havl. Evirme çevirme. Tahvilul aslil vahidi ila emsiletin muhtelifetin lima'anin maksudetin la tehsulu illa biha. Buraya kadar tarif. Tasrif ilminin, yani sarf ilminin tarifi bu. Kastedilen manaları ki ancak onunla hasıl olur. Kastedilen manaları muhtelif misallere, sığalara çevirmek. Evirmek, çevirmek. Bitti. Ne yaptı burada? Sarf kelimesinin, tasrif kelimesinin lügat ve sinaat manasını bize söyledi. Şimdi geçiyor. Sümmel fi'lü, bundan sonra fiil. İmma sülasiyyün ve imma rubayyün. Ya sülasidir ya rubayidir. Ve küllü vahidin minhuma,
Bunlardan her biri imma mücerredün ve imma mezidün fih. Ya mücerrettir ya mezidün fihtir. Ve küllü vahidin minhuma, bunlardan her biri imma salimün ev gayru salimin. Ya salimdir ya gayri salimdir. Ve ne'ani bis salimi, biz salimle kastederiz neyi? Ma selimet hurufül asiyyetü, asıl harfleri salim olan demek. Salim fiil hangisi? Asıl harfleri salim, selamet bulmuş, yakayı kurtarmış. Elleti, öyle asıl harfleri ki, tukabilü bilfâi vel ayni vel lami. Fail fiiline, aynel fiiline, lamel fiiline tekabül eden, mukabil olan, karşı olan. Asıl harfleridir. Bir fiilin üç tane asıl harfi vardır. Darabe, darabe. Dat neye mukabil? Söyleyin. Neye karşılık tekabül eder? Feale, fealeyi asıl ölçü olarak kabul edin. Dat neyin yerinde? Fanın. Ranın neyin yerinde? Ranın. Lam neyin yerinde? Yok, ters söyledim. Ba neyin yerinde? Da, re, be. Ba'nın yerinde? Lamın. Şimdi fealeyi. Fe, a, le. Ölçü bu. Bu fail fiil. Bu aynel fiil, bu lamel fiil. Peki darabeyi dediğimiz zaman dat buna karşılık. Ra buna karşılık, lam şey ba buna karşılık. Da, re, be. Simetri. Simetri demek iki şeyi birbirinin üzerine kapattığınız zaman karşılıklı olan cüzleri birbirine geliyor işte. Buna simetri derler. Simetri. Darabeyi fealenin üzerine kapattığınız zaman dat fanın üzerine, ra aynın üzerine, lam şey ba lamın üzerine geliyor. Darabe, feale, darabe. Eğer bu üç harf de salimse, neden salim? Min hurufil illeti, harfi illeden, harfi ille değil. Bir, vel hemzeti, hemze de değil. İki, ve tazifi, şedde de yok. Bir fiilin salim olabilmesi için beş şeyden uzak olacak. Beş şeyin üçü nedir? Harfiyle. Vav ya elif. Daha hemzeden, daha şeddeden. Yani muzaaf olmayacak. Tazif dediği de şedde. Muzaaf olmayacak, mehmuz olmayacak, illetli olmayacak. İlleti. Bitti. اَمَّ السُّلَاسِيُّ الْمُجَرَّدُ دُسْسَالِمِ. Şimdi bunları bir bir ele alacak. Sülasi, mücerredi, salime gelince. Sülasi, niye sülasi? Üç harfli. Niye mücerred? Sonradan harf almamış. Niye salim? O beş şey yok. فَاِنْكَانَ مَازِهِ. Bunun böyle olan bir fiilin mazisi olursa, ne ile? Bir fethil ayni, aynel fiilinin fethiyle. Ne üzere? Ala fe'ale. Aynel fiili hangisi? Ayn. Ne olmuş? Fethi. Fe'ale. Femuzari'uhu. Bunun muzarisi nasıl gelir? Yef'ülü. Ev yef'ilü. Mazisi fe'ale. Muzarisi iki şekilde gelir. Ya yef'ülü gelir, ya yef'ilü gelir. Yef'ülü gelirse hangi bab olur? Yef'ilü gelirse ikinci bab. Bir zammil ayni ev kesya diyor ki, aynin zammiyle birinci bab, ev kesya yahut kesiyle. Nehbü, nasara, yansuru ve darabe, yadribü. Nasara, yansuru birinci bab, darabe, yadribü ikinci bab. İkisinde de mazi aynel fiilinin fethiyle nasara darabe. Ama muzariler değişiyor. Birisinde yansuru, öbüründe yatribü.
Ve yeci'ü gelir, muzari'uhu, onun muzarisi ala vezni yef'alü. Bazen de yef'alü şeklinde gelir muzarisi. Bi fethil ayni. Aynın fethiyle. Aynın fethesi var. İza kâne aynü fi'lihi evlamuhu. Harfen min hurufil halki. Aynel fiili veya lamel fiili. Halk harflerinden birisi olursa, boğaz harflerinden birisi olursa, üçüncü baptan gelebilir. Ve yesittetün, onlar da altıdır. El hemzetü vel ha'ü vel aynü vel gaynü vel ha'ü vel ha'ü. Hemze, ha, ayn, gayn, ha, bu şeye uymamış, sırada, maksudünle binaya. Orada ne demişti? Zaten binada yok ya. Ha, ha, ayn, gayn, ha, hemze. Öyle demişti. Biz de, ben de çocuklar ezberletirken öyle diyorum. Hiç bozmayın sırayı. Ha, ha, ayn, gayn, ha, hemze. Bunlara ne isim verilir? Hurufi halk. Boğaz harfli bunlar. Bunlardan birisi aynel fiilinde veya lamel fiilinde bulunursa işte o fiil üçüncü babdan gelir. Nehvü se'ele yes'elü mena'e yemne'ü se'ele yes'elü mena'e yemne'ü. Hangi babdan gelir bunlar? Üçüncü babdan. Mazide de, mazide de, muzaride de aynel fiili fethe. Ve ebaye eba, ebaye eba kelimesine gelince, bu bir suale cevap veriyor. Ebeye ye ebeyü. Hangi babdan? Var mı şeyi? Hurufi harften, aynel fiilinde ve lamel fiilinden biri var mı? Yok. Ne diyeceğiz buna? Şahs. Ne demek şahs? Kaideye uymuyor. Yani kıyasa muhalif, istimale mutabık. Kıyasa uymuyor, kaideye uymuyor ama istimal Araplar kullanmış. Mutabık, uygun. Bitti. Sülasi mücerret bablarını bitirmedi daha değil mi? Yok. Birinci babı gördük, ikinci babı gördük, üçüncü babı gördük, daha üç bab daha var. Fe inkâne mazihi alâ fe'ile. Bir kesril ayni, aynin kesriyle fe'ile üzere ise, mazisi fe'ile, aynin kesriyle, aynin kesresiyle ise, fe muzari'uhu, onun muzari'i, yeci'ü gelir ala yef'alü, yef'alü şeklinde gelir. Fetil ayni, aynin fetiyle, nahvü, alime ya'lemi, alime ya'lemi gibi, hangi bab? Dördüncü bab. İlla ma şezze. Şaz olanlar müstesna. Nehvü. Hesibe yehsibü. Hesibe yehsibü. Ve hevatiya. Kardeşleri. Mislü ve mige yemigü. Verise yerisü. Bunlar gibi. Demek ki asıl olan nasıl gelecek? Muzarisinde aynel fiili fethe. Fakat peki hesibe. Hesibe, yehsebü gelmesi lazım gelirken ne gelmiş? Yehsibü. Vemige, vemige yemegu gelmesi lazım gelirken ne gelmiş? Yemigu gelmiş. Verise yerisü, verise yeresü gelmesi lazım gelirken yerisü gelmiş. Evet, burada öyle diyor. Diyor ki bunlar şahs. Ama maksut de ve şeyde bunlara ne dedi? Bunları sülasi mücerret bablarına saydı. Altıncısı saydı. Demek ne oluyor? Biri altıncı babı hasrediyor bu. İzzi sahibi altıncı babı saymıyor. Fiilden saymıyor. Ya ne diyor? Şazdır diyor. Asıl fiil değil bunun. Ve inkâne mazihi alâ fe'üle. Eğer mazisi olursa ne üzere? Ala fe'üle, fe'üle vezni üzere. Mezmûmel ayn. Aynel fiili zammeli. Ayn zammeli. Fe'üle. Fe müzari'uhu, onun müzari'i
ne gelir? Yef'ülü. Yef'ülü gelir. Fe'üle, yef'ülü. Hangi bab? Bizzammile. Beşinci bab. Bizzammile. Aynı aynı zammile. Nehvü hesüne yehsünü. Ve kerüme yekrümü. İki misal veriyor. Hesüne yehsünü. Beşinci bab. Kerüme yekrümü. Beşinci bab. Ve emmer rubaiyyül mücerredü. Sülasi mücerredi bitirdi. Rubai mücerrede geldi şimdi. Felehu binaün vahidün. Onun neyi vardır? Bir binası. Fehve o nedir? Fe'alele yüfe'alilü fe'aleleten ve fi'ilâle. Budur. Yani fe'alele yüfe'alilü fe'aleleten ve fi'ilâlen. Ke gibi. Ne gibi? Dehrece, yüdehricü, dehreceten ve dihracen olması lazım. Dehrece, yüdehricü, dehreceten ve dihracen oraya bir tane masal yapmış. Ama öbür vezninde var masal. Fe'alele, yüfe'alülü, fe'aleleten ve fi'lalen demiş de burada da onu demesi lazım diye dört çıkarmış. Nerede o dört? Buralara bir göz atırsak kenarları bazı faydalı şeyler var. Evet. Bitti. Bu kadar. Yettik mi ileride? Yok burada aldık değil mi? Ben mesulasi yülmezirifi. Ha, buraya kadar. Şimdi bir mefhum toplayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele, hemdele, salveleden sonra sen bil ki tasrif lügatte tayir demektir. Sınaatta yani istilahta ise yani bu ilmin dilinde ise tehvilül aslil vahidi ila emsiletin muhtelifetin limanin maksudetin la tehsulü illa biha. Bir asli kastedilen manalar için muhtelif misallere çevirme demektir. Kastedilen manaları. Sizin kastettiğiniz manalar var. Bir adam mı? İki adam mı? Daha çok adam mı? Müzekker mi? Müennes mi? Mütekellim mi? Gayip mi? Muhatap mı? Bütün bunları ifade edebilmek için bunlar birer mana. Ne lazım? Siz bir kelimeyi ele alacaksınız, onu evirip çevireceksiniz. Buna ne denir? Bu ilmin dilin, bu tasrif denir. Tasrif, sarf da denir, tasrif de denir. Sonra fiil ya sülasi olur, ya rubai olur. Bunlardan her biri ya mücerred olur, ya mezidün fih olur. Bunlardan her biri ya salim olur ya gayri salim olur. Salim ile biz şunu kastederiz. Asıl harfleri fail fiiline, aynel fiiline, lamel fiiline tekabül eden. Tekabül eden asıl harfleri hurufi illeden, hemzeden, tazıften salim olan. Salim olanı kastederiz diyor. Bizim maksadımız o. Sülasi mücerred sülasi mücerredi salime gelince şayet bunun mazisi feale şeklinde gelirse muzarisi yefülüdür. Veya yefilüdür. Aynen zammiyle birincide, aynen kesirle ikincide. Nasara yansuru, darabe yadribü gibi. Bazen de muzarisi yef'alü vezninde gelir. Aynı fetihle. Aynel fiilinde veya lamel fiilinde boğaz harflerinden bir tane bulunursa. Boğaz harfleri de altıdır. Ha, ha, ayim, reyin, hemze. Se'ele yes'elü mena yemna gibi. Eba yeba şazdır. Eğer mazisi fiile şeklinde olursa aynı kesirle muzarisi yef'alü gelir. Halime ya'lemü gibi.
şaz olanlar müstesna, hesibe yehsibü ve onun ehevati ki ve meke yemeku verise yerisi gibi. Ve eğer mazisi feule şeklinde olursa, aynı zammiyle, muzarisi yef'ülü şeklinde gelir. Hasüne yahsünü, kerüme yekrümü gibi. Rubai mücerrede gelince onun bir babı vardır. O da fe'alele yufe'alilü fe'aleten ve fi'lalen mevzunu dehrece yudehrecü dehreceten ve dihracen gibi. Bunu da böylece İzzet'ten geliyor. Bir adamın ismi. İzzi. Aziz. Şerefli. Fakat işte bu kitaplarda isimlerini de yazmamışlar pek. Zizi Mehşeri derler. İzzi'yi yazan Mu'tezili mezhebine mensup Zizi Mehşeri. Keşşaf. Ki meşhur. Tefsiri var. 4 cilt. Ya? İstilah. İstilah. Sınaat demek. Yani o ilmin diline istilah diyorlar. He? Tasrif. İşte tasrif sarf kökünden geliyor. Sarf sülasesi tasrif ziyadesi. Tefil babından geliyor. He? Bismillahirrahmanirrahim. Veylün li külli hümezetin lümezetin. Veyl her küllü kelimesini aldık. Her hümeze lümeze içindir. Hümeze lümeze diliyle, kaşıyla, efendim gözüyle başkalarını alayı alan veya küçümseyen kişilere hümeze lümeze denir. Bunlar birer kelimeydi. Hangi kelimeydi? Hümeze lümeze. Mübalağa ile ismi fail vezinlerinden. Mübalağa ile ismi fail vezinlerinden hümeze lümeze. Çok manasını. Çok işaret eden hem işaret eden lümeze odur. Eliyle, gözüyle, kaşıyla şeydenlere hümeze lümeze deniyor. Ellezi öyle hümeze lümeze ki bu gizli nun var orada bak. Görüyor musunuz? Ellezi nillezi. Hümezeti nillezi. Ne yapmışlar? Asli temin neydi? Tenvinin asli cezimli nundur. Sakin olan bir nun. Hümezetin, lümezetin derken Latin harfleriyle yaz. Nasıl yazacaksın? Nun var sonunda. Aslında da burada da öyle. Tin, nun var. Ne yapmışlar? O nunu vasıl yapmışlar. Neye vasıl yapmışlar? Elleziye. Hümezetin, lümezeti tin demiyor. Tinillezi. Gizli nun dediğimiz o. Teminin nunu. Ellezi cema'e malen, o kimse ki cem etti, yığdı, malen mal ve addedehu ve onu saydı durdu. Yahsebü zanneder enne malehu ehledehu, onun malı ehledehu kendisini ebedileştirecek. Ehlede ihla, Halit'ten geliyor. Ehledehu onun malı kendisini muhallet kılacak. Muhallet, ebedi kılacak. Evet. Şimdi veil nedir? İsim. İsim
Cümlede görev mübteda. Veylün ismün merfu'un bizzammeti mübteda. Bitti. Li külli'deki li harfi cer mebniyün alel kesr. Külli ismün mecrurun bil kesri haber yapacağız veyle. Fi mahalli ref haber. Neyin haberi? Veyle. Mübteda haberiyle beraber cümletün ismiyetün la mahalle leha minel i'rab. Hümezetin evet o demeyiz, gerek yok. İsmün mecrurun bil kesri evet yok muzaffün ileyh. Kül kelimesi muzaf, hümezeti nedir onun? Muzaffün ileyh. Kül kelimesini cerreden lam li, hümezetin kelimesini cerreden de kül kelimesi muzaf. Zaten cer emelini işleyen iki amil var. Biri harfi cerler, biri de muzaf. Biri de muzaf. Lümezetin, hümezeden bedel, lümezetin. O da bedel. Yahu, evet, bedel. Sıfat da olabilir. Bakmak lazım. Hümezeye, lümeze ve sıfat. Öyle hümeze ki lümezetin. Ellezi nedir? İsmi mevsul. Ne alır? Sıla. Sıla, sıla cümleden olur. Fiil cümlesi de olur, isim cümlesi de. Ellezi. Buna ismi mevsul denir. Evet, terkibini yapalım. Ellezi ismi mevsul, isim yani. Mebniyün ale sükun. Son harfi yadır. Sakin. İsmi mevsullar da mebnidir. Cema'a fiili mazi. Hangi sahası? Cema'a. Evet. Müfret, müzekir, gayb. Çek. Çek cema'yi. Muzarısı nasıl gelir bunun? Cema'a yecme'u. Hangi babda? Üçüncü bab. Aynel fiilinde var mı bir şey? Bu ayın bulunmuştu. Peki ceme amil mi mamul mu? Fiillerin hepsi amildir. Hepsi amil. Mutlak amil. Tam olsun, nakıs olsun, malum olsun, meçhul olsun. Bütün fiiller amildir. Nedir amil? Kıyasının birincisi. Neydi? Mutlak fiil. Mutlak demek ki hiç kaydı şartı yok. Fiil mi fiil? Bul getir, amildir. Amil. Evet. Amil ne yapacak? Amel edecek. Şimdi peki ne de amel etmiş? Tahtındaki hüve var. Bir kere onu da amel etmiştir. Fail almış. Maleni ne yaptı? Nasb etti, meful aldı. Tamam. Cema cem etti. Neyi? Malen, malı.
Peki malen amil mi mamul mu? Nerede mamul? Mamuli mensuptan. Mensuptan. Evet, peki cema'a tehdindeki faille beraber ne oldu? Bir fiil cümlesi oldu. Cümletün fiiliyetün la mehelle leha minel i'rab sıla. Sıla cümlelerinin i'rab'da mahalli yoktur. Sıla cümlelerinin i'rab'da mahalli yoktur. Geçiyoruz. Ve addedehu vav atıf. Mebniyün alel feth. Addede ne kelime olur? Fiil-i mazi. Fiil-i mazi. Hangi sahası? Birinci sahası. Müfret, müzekker, gayb. Addede. Çek. Addede'yi çek. Addede. Addede. Muzarısına geç. Ha, sen şeyini çekiyorsun, tamam mı? Addede. Addeda. Tamam. Bu da mazının muhtelif sıraları. Muzarisi nasıl gelir? Hangi babdan gelir şimdi? Haddede, yuaddidü kaç harfli? Bak oraya bak. Haddede kaç harfli? Dört harfli. Öyleyse bu sülasi bablarından gelemez. Bu ziyade bablardan gelecek. Hangi babdan ama? Ziyade bablar kaç idi? 13. 12. Tefil babından. Haddede yuaddidü ta'dit. Masları ta'diden gelir. Haddede yuaddidü ta'dit. Tefil babından geliyor. Ferraha yuferrihü. Tefrih gibi. Ve addede saydi hüve u. Nerede? Tahtinde hüve var. Faili. Hüve var. Failiyle beraber cümletün fiiliyetün ne diyeceğiz? La mehelle leha minel i'rab matuf. Bu vav ne yaptı? Addede cümlesini, cema'a cümlesini atfetti. Onun yerine koydu. Hu nedir? Hu, zamirün, muttasilün. Muttasildir, müfessildir. O ayrılık buluşuna bakma. Halazam, evet. Görevini vereceğiz. Yok. Ha tabi. Hu o zamir merci nedir? Mal. Zamirin her zamire bir merci lazım. Bir dönüş. Dönüş yani başvuru, başvuruş, başvuru. Evet. Yani vaadde de malen demek. Cema'a malen vaadde de malen. Demek ki ağır geliyor da ismin yerine zamir koymuşlar. Malı yer. Zamirler de isimdir. Ama isimler iki kısma ayrılır. Açık isim, kapalı isim. Malen nedir? Açık isim. Hu nedir? Kapalı isim. Evet. Geçiyoruz. Peki addede amil mi mamul mu? Bunları çok soracağız ki yerlesin. Addede amil mi mamul mu? Amil. Neden amil? Nereden amil? Amil kıyasının birincisi. Ne iş yapar? Amil olunca. Mamuli vahidini ref, mamulati kesiresini nasip eder. Bir mamullerden birisini ref eder, diğerlerini nasip eder. Söyle Hüsni. Ne iş yapar? Birini ref, Arapçasını söyle. Mamul vahidini ref, mamul
kesiresini nasip eder. Haddede. Amil. Amil-i kıyasının birincisi mutlak fiil. Yehsebü zanneder. Neyi zanneder? Enne mâ lehu, onun malı ehledehu, kendisini ebedileştirecek. Şimdi yehsebü amil mi mamul mu? Amil. Nereden amil? Amil. Nereden amil? Fiiller. Hepsi nereden amil? Amil'e kıyas edin. Birincisi. Birincisi mutlak fiil. Yehsebü amil. Nereden amil? Amili kıyas eden. Ne iş yapar? Söyle. Fiil olduğuna göre. Mamuli vahidini ref. Mamulati kesiresini nasip eder. Söyle. Neydi senin adın? Onu diyorum ben. Ha, Selim. Mamuli vahidin ref, mamulati kesiresi nasb. Ref, mamulati kesiresi nasb, nasb eder. Yani mamullerinden birisini ref eder, diğer çok mamullerini de ne yapar? Nasb eder. Amil oluşunun bir şeyi var. Yehsebü amil, amil kıyas eden birincisi mutlak fiildi. Ne yapacak? Faalini ref, mefulunu nasip edecek. Şimdi bakalım etmiş mi? Yahsebünün faali nerede? Müstetir hüve. Onda amel etti mi etmedi mi? Eder. Dışarıdakinde amel ediyor. Kaldı ki altında onun. Altında eziliyor orada. Yahsebü. Hangi babdan gelir? Dördüncü babdan. Hesibe yahsebe. Ama şaz demişti ona izzi sahibi. Yeh. Yahsebe. Evet. Hesibe yahsebe. Zanneder. Neyi zanneder? Enne ma lehu ehledehu. Enne ma lehu. Onun malı ehledehu. Kendisini muhallet kıldı. Enne. Söyle. Enne hurufi müşebbe bil fiil. Ne iş yapar? Amil mi mamul mu enne? Amil. Nereden amil? Amil. Lafzi semaiden. Ne iş yaparlar bunlar? İsmini. Nasb? Haberin ref. Her amilin ameli var. Bu da amil. Amil lafzi kıyasının ikincisi. İkincisinden hurufin birincisi harfi harf-i cerler, ikincisi huruf-i müşebbe bil fiil. Ki başında inne geliyor. Şey enne olur, inne olur, değişmez. Enne. Niye enne okudu? Meful yerinde. Bazı yerde enne okunur, bazı yerde inne. Kaide neydi? Kaideyi söyle. Kaide 10 tane. O sayı itibariyle sayıyoruz. Bir kaide ölçü vermişti bize. Şey evet, cümle yerinde inne, müfret yerinde enne okunur. Müfret yeri. Burada müfret yeri. Çünkü meful olacak. Meful müfretten olur. Enne hurufi müşebbe bil fiil mebniyyün alel fet ma le ismi. Neyin ismi? Ennenin. Hu nedir muzafin ileyh? Bir haber lazım şimdi enneye. Ehlede. Doğrudan doğruya fiiller haber olmaz. Cümle yapacaksın onu. Ehlede ne kelime olur? Selim. Ehlede. Ne kelime olur? Yok. Ehlede. Evet. Ekreme değil mi? Ma fiili mazi. Ekreme babından. He? Ziyade babalardan. Ekreme babından. Ehlede. Muzarisine nasıl gelir? Yahridü gelmez. Ehlede. Yuhridü.
Ekrem'e yükrimü. O da öyle ya. Ehlede yuhlidü ihlat. Ehlede yuhlidü ihlat. Ehlede yuhlidü ihlat. Muhallet kıldı. Faali nerede bunun? Nerede faali? Tahtinde müstetir. Hüve. Hüve var. Faali. Hu neydir? Hu da mefulu. Ehlede muhallet. Neyim? Ehlede hu kendini. Evet. Hu neyin yerini tuttu? Evet. Mütekellim zamiri. Enne malehu onun malı ne yapacak? Ehlede muhallet kılacak. Ebedi kılacak. Neyi muhallet kılacak? Söyle. Hu kendisini. Kendisine gidiyor. Kendisine gidiyor. Kendisinin yerini tutmuş. Evet. 5 dakikamız mı var? 15 daha var. İyi bereketi varmış ya. Tefsir dersi olduğu için. Hu, birinci hu. Ma lehudaki enne ma lehu. İkisi de şey oluyor. Kimi yerini tutuyor? Adamın. Bu ayette kaç tane zamir var? Böyle bir de öyle soralım. Yahseb enne ma lehu ahledehu. Kaç tane zamir var? Müstetirlerle beraber yahsebu da var. Bir. Hüve var altında onun. Açıkta ma lehu ahledehu. 3 tane zamir var. Biri müstetir, diğerleri bariz. Bariz. Zahir de denir. Şey, zamir ismi de veriliyor ona. Peki, kella. Kella iki manaya gelir. Hakkan demektir. Hak, doğrusu. Kella hakkan gibi. Ya da şey manasına gelir, reddiye manasına. Reddetme. Hayır. Hayır, hayır. Demek manasına geliyor. Kella ismi, evet. İsim diyeceğiz. Mebni olan isimlerdendir. Kella mebni olan isimlerdendir. Daima kella gelir. Değişmez. Leyünbezenne fil hutameti, o elbette atılacak hutameye. Hutamenin içine. Kaç kelime var burada sayalım. Le bir. Yünbezü iki. Nun üç. Nun müşedde. Fi dört. Lam-ı tarif 5. Hutame 6. 6 tane kelime var burada. Lam nedir? Lam-ı te'kid. Elbette. Mebliyyün alel fet. Yünbeze. Yünbeze. Ne kelime olur? Fiili muzari. Ve yünbeze. Mazisi nedir bunun? Mazisi. Nebeze. Nebeze. Tamam, nebezedir. Bu meçhul olmuş burada. Yünbeze. Meçhuli. Muzarın meçhuli. Amil mi, mamul mi muzari? Amil. Mamul olmaz mı? Hem amil hem mamul. Muzariler hem amildir hem mamuldür. Nereden amil? Amili kıyasının birincisi, mutlak fiil. Nereden mamur peki? Diyeceksin ki buradaki muzari mebnidir. Cem-i mennes nunu bitişirse muzariler mebni olur.
cemimen nesnunu zamiri bitiştiği zaman muzariler de o zaman aslına döner. Mebni diyeceğiz. Yümbeze fiilün muzari mebniyün alel fet. O kadar. Nun, nuni müşeddede. Mebniyün alel fet. Fil hudameti. Fi evet sükun. Hudameti el harfi tarif mebniyün alel sükun. Hudameti ismi mecrurun bil kesri fi mahallin nasbi mefulun bih İbn-i Hacib'e göre mefulü fih cumhura göre mefulü bih gayri sari ihtilaflı o mesele. Evet geliyor mu? Bir daha tekrar edelim onu. Lam lame tekit leyem. Asli yümbezüdür. Nebeze nübize yümbezü. Meçhul yaparsak. Yembüzü yümbezü. Malumi yembüzü. Meçhuli yümbezü. Lam lame tekit mebniyyün alel fet yümbeze fi'lün muzari'ün mebniyyün alel fet fi'lün muzari mebniyyün alel fet nun nuni müşeddede mebniyyün alel fet fi harfi cer mebniyyün alel sükun el harfi tarif mebniyyün alel sükun hudameti İsmin mecrurun bil kesri fi mahallin nasbi mef'ulun fi. Aha benim uykum geldi. Burada kalalım.